Sizin için var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz. Tüm kampanyalarımızdan haberdar olmak için dijital Migros'a migros.com.tr ya da Migros mobil uygulaması üzerinden ulaşabilirsiniz. Migros. Migros YouTube kanalına ve Migros TR Instagram kanalına hepiniz hoş geldiniz. Ben İzlen Erdem. İyi Tahmin yeni bir yarışmayla başlıyor. Öncelikle Kurban Bayramı'nın ilk gününde yayınımız vardı ama bugün de dördüncü günü. Tekrar ilk yayınımıza katılamayanların bayramını kutlamış olayım. Instagram'dakilere sesleneyim ikinci olarak da. Hemen gelin YouTube'a çünkü Instagram'dan sadece izleyebilirsiniz. Ve kaç kişisiniz? 300 kişisiniz şu anda. 300 kişi. Ama yarışmamızda yarışmacı olarak aktif katılımcı olmak, ben de yanıt vermek istiyorum ve ödül kazanmak istiyorum diyorsanız o zaman sizi hadi YouTube'a bekliyoruz. Ben bu sırada kurallardan bahsedeceğim. YouTube kanalımız Migros TV diye açtığınızda zaten göreceksiniz veya iyi tahmin yazarsanız zaten oradan da ulaşabilirsiniz. Peki nasıl bir yarışma? Şu anda yazmakta olduğunuz YouTube. YouTube'da sohbet bölümüne yanıtları yazacaksınız. Biz 10 tane soru soracağız. Yanıtları sayısal olan. Bunları sadece sayılardan hiçbir ek koymadan yazacaksınız. Sonra yazılımımız onu alacak. En yakın tahmini yapan o soruya 100 puan alacak. İkinci 99, üçüncü 98, dördüncü 97 diye ilk 100'e giren puan alacak. 100. bir puan olmak üzere. Günün sonunda 10 soru soracağız. O puanlar birleşecek ve günün birincisi 250 money kazanacak. Günün ikincisi 100 money ve günün üçüncüsü 50 money olmak üzere toplam 400 money ödül dağıtacağız. Her pazartesi, çarşamba ve cuma saat 13'te 100 money, 400 money ödülümüz var. 10 sorudan oluşmak üzere olan yarışmamızda. Peki yarışmacı olmak için, katılmak için bir şey yapmanız gerekiyor mu? Sadece abone olmanızı istiyoruz. O kadar. Abone ol butonuna basın yeter. Ama benim bir de özel isteğim var. Can işaretini işaretleyin ve bildirimleri açın. Böylece yarışmamız başladığında anında haberdar olmuş olacaksınız. Peki hepsi bu kadar mı? Hayır değil. Çok mini küçük bir yarışmamız daha var. Renkler yazıyordunuz. Soranlar var bu ne diye. Mor gördüğünüz gibi. Renk bugün mor. Neden mor? Çünkü giydiğim gömleğin rengini tahmin etme mini yarışması. Eğlencelik yapıyoruz. Kazananlar adını okuyacağım. Ne oluyor? Bugün uğurlu gelsin diyoruz. Şu an için yaptığımız başka bir şey yok. Ama epey bakayım var. Murat Özgür demiş mesela. Mor. Selamlar olsun. Elit Tabanca, Blackpink, Jeyso, mor demiş. Damla Güller, İsmihan Bilgili, Emin, Ünal, Özer, Zenger, Adnan, 35, Devrim Albayrak. Mor demişler. Genet ve Rahme de mor bence demiş. Sibel Çakmak da mor demiş. Sonuna da bir galiba sonuna da emoji koymuş ama bizim yazılım onu emoji olarak almayabiliyor. Sibel Çakmak da bugün uğurlu gelsin diyeyim ben hepinize. Peki hepsini geçtik yapacaklarımızın. İlk soruyla başlayalım. ...5 kilogram Migros unun tabanının genişliği kaç santimetredir? Bakın oraya koyduk, yani okla da işaretledik hiçbir şey olmasın diye. Hiçbir yanlış anlaşılma olmasın. Ben öbür kenarını anlamıştım falan olmasın. Sonra bize e-posta atıyorsunuz. Ben yanlış ya da yanlış soru sordunuz diye. O yüzden oku koyduk. Gelsin doğru yanıt. ...20 santimetre idi. Hemen bakalım. Ama bunu söylemeden önce aklıma yine bir şey geldi. Onu da söyleyeyim. Aynı puan, yani aynı şeyi yazanlar da önce yazan kazanıyor. Bu bir. İkincisi, kendi cihazınızda kendi yazdığınızı öncelikli görüyorsunuz. Yani o akış sizi yanıltmasın. YouTube'dan gelen verilere bakıyoruz. Çünkü cihazdan yazdığınız anda internetten gitmiyor. Kendi cihazınız üzerinden gidiyor. Üçüncüsü de, biz yanıtı açıkladıktan sonra yazanlar oluyormuş. Bunları dikkate almayın diyorlar. Tabii ki. Yani böyle bir şey mümkün değil. Neden mümkün değil biliyor musunuz? 7 saniye gecikmeli gidiyor zaten yayın. Yani ben buradan durdurduğumda ben zaten görüyorum kendi dönüşümü. Cevabı verdiğimiz anda zaten biz cevap vermeden durduruyorum süreyi. O yüzden artı bir de üzerine 7 saniye daha geçiyor. O da mümkün değil. Yani ilk günden beri yazanlar var. Yani aklınıza takılan soruları söylemiş olayım yeni açanlar için. Ebrar Uzun 94 puan aldı, 7. oldu. Burak Bilgili 95 puanla 6. Arvid Merlin 96 puanla 5. Onur Kaya 97 puanla 4. Elif Tuna Tuna Elif
98 puanla 3. Sena Karacan 99 puanla 2. ve Maviş Kuşi ilk sorumuzun birincisi oldu ve 100 puanı aldı bizden. 92 kişi hala Instagram'da. İkinci sorumuza geldik. Cem İvege'nin sorusuna bir soru var. Alalım ikinci soruyu. Şişme oyuncağın üstünde kaç renkli şeker figürü vardır? Yani o renkli olan işte sarı kırmızı gördüğünüz o şekerler. Bu da bir donat görüntüsünde. Kaç adet vardır? Peki bu güzel, bu donat şeklindeki şişme oyuncağı nereden bulabilirim? Tabii ki Migros'lardan bulabilirsiniz. Evet, süremiz doldu. Gelsin yanıtımız. Vardı 82 adet. Hemen bakalım. 7. Erhan Şirvanoğlu oldu, 94 puan aldı. 6. Ayhan Sarı Osmanoğlu oldu, 95 puan aldı. Can ama C nokta A nokta ne? Neden soru yok nokta. 96 puanla 5. Hızlı Gonzales adamın dibi 97 puanla 4. Derya Dinçer 98 puanla 3. Ömer Öz Aydoğdu 99 puanla 2. ve Twitter'da zevkle takip ettiğim Tolga Özek 2. sorunun birincisi oldu ve 100 puanı bizden kaptı. Şimdi geldik 3. sorumuza ama biraz daha meraklandırayım ben. Neden böyle günlerdir diyorum ki, seyredenler bilir. Cem İvegen bizi pazartesi günü seyretsin. Taktınız diyeceksiniz Cem İvegen'e. Hakan Uyanık da buradadır inşallah. İkiniz için gelsin. Alalım sorumuzu. Bütün kelimeleri kullanarak yazılabilecek en büyük sayı kaçtır? Bilmiyorum, tanıdık geldi mi bu soru? Sanki 24 Temmuz günü de sormuş olabilir miyiz? Sevgili iyi tahminciler. Süremiz bitti. Yanıtımız gelsin. ...705.003. Yanıtımız buydu. Şimdi neden günlerdir aynı şeyi tekrarlıyorum? Çünkü biz bu soruyu 24 Temmuz günü sorduk. İlk sorumuzu, hatta çok güzel soru hazırladım falan. Ben de böyle sevinçliyim. Fakat tamamen benden kaynaklanan burada. Çünkü manuel ben bir işlem yapıyorum. O manuel işlem nedir? Süreyi başlatıyorum, bitiriyorum ve o aralıktaki cevapları değerlendiriyoruz. Orada ben yanlışlıkla ilk soru yerine son soru kalmış ekranda. Son soruyu başlatıp bitirmiş. O zaman da bizim yazılımımız ne yapıyor biliyor musunuz? Cevabı 7'ye göre değerlendiriyor. Halbuki 705.003'tü. Sonradan tabii çok üzüldüm. Neden üzüldüm? O soruyu iptal ettik. Sorun değil ama o soruda hakkını yediklerimiz oldu. O soruyu, o sorunun birincisi o gün baktım ben Cem İvegen'di. İkinci de Hakan Uyanık'tı bu arada. Ona da selam olsun. Onlara haksızlık olduğunu düşündüm. Günlerdir böyle içimde öyle bir şey vardı. O yüzden tekrar sorduk. Şimdi o gün çok az sayıda 705.003 yanıtını veren vardı ama bizim iyi tahminciler tabii, çok iyi yarışmacılar olduğunuz için bugün çok daha fazla. Ama ne kadar fazla? En azından 25 kişi. O gün gerçekten 2-3 kişiyi geçmiyordu. 7. Arvid Merlin oldu. 94 puan aldı. 6. Bayram Sabahı 95 puan. 5. Ersen Özcömert 96 puan. 4. Onur Gürdal 97 puan. 3. İsmail Ozan 98. 2. Last Samurai 99. Ve yerine ilettik. Hakkımızı ilettik. Cem İvegen bu sorunun birincisi oldu. Artık herhalde olamasa. Şimdi ben yazıyorsunuz orada. Hile var, hile var. Değil arkadaşlar. 24 Temmuz'da sorduğumuzda da zaten sorunun birincisiydi. Ne soru olacağını da bilmiyordu. Sadece sürpriz demiştim. O gün de birinci olduğuna göre bugün de birinci olması hiç şaşılacak bir şey değil. Hakan Uyanık demek ki bugün seyretmiyor. Yoksa o da olurdu diye düşünüyorum. Sıralamadı. 3 soru bitti. Alalım hemen. Kim önde gidiyor görelim. Ayhan Sarı Osmanoğlu 251 puan ile önde götürüyor. Eşref Yaşar, Arvid Merlin, Ebrar Uzun ve Zehra Hazar şeklinde devam ediyor. Ama Ayhan Sarı Osmanoğlu müthiş yarışmış. Haydi aynen devam. Bu soruda da 11. olmuş bu arada. Onu da söyleyeyim. Ben bugün kendisini destekliyorum. Gelsin 4. sorumuz. Migros'un eski maskotu kaç harfli bir hayvandır?
Süremiz bitti. Yanıtımız gelsin. Yedi. Sevgili kanguru arkadaşım ve ben, hatırladınız mı bunu? Eskiden Migros'un böyle bir maskotu vardı. Kanguru, 7 harfli. Last Samurai 94 puanla 7. oldu. Arvid Merlin 95 puanla 6. Muhteşem Tahminci 96 puanla 5. Ama Neden 97 puanla 4. Fatih Keskin 98 puanla 3. Futbol Star 99 puanla 2. ve Berna Bal 4. sorumuzun 1.'si oldu. 100 puan aldı. Şöyle bakıyorum. Gerçekten artık çok zorlaştı yarışma. Neden zorlaştı biliyor musunuz? Eskiden iyi yarışmacı sayımız azdı ama iyi yarışmacı sayımız çok fazlalaştı. Mesela 10. sırada da bu arada Cem İvegen. O kadar isminizi söyledik. Bunu da söyleyeyim. 9 Tuğçe Yeniçeri, 8'de Maviş Kuşi olmuş. Yani şöyle bakıyorum. Last Samurai'nin birinciliği var. Cem İvegen'in var. Arvid Merlin'in var. Muhteşem Tahminci, Ama Neden, Fatih Keskin, Berna Bağlı. Yani okuduğum isimlerin hepsinin Futbol Star birincilikleri, ikincilikleri, üçüncülükleri var. O yüzden çok zorlaştı. Çok sıkı rakiplerle yarışıyorsunuz. Neyse, 5. sorumuza da geçebiliriz. Saatlerimiz de 13.11. Yeni saatimizi fark etmişsinizdir. Ürünler toplam kaç gramdır? Yeni saatimiz derken ekrandaki. Yoksa ben zaten saat takmıyorum. Ekrandan geçen ürünler toplam kaç gramdır? Migros'un moru, Migros'un ikinci rengi mor biliyorsunuz. Bugün ben de onu giydim. Gelsin yanıtımız. ...6230 gram. Bakalım şöyle kendime de bakayım bir. Işığımı biraz değiştirdim bugün. Bir yönetmen arkadaşımın tavsiyesiyle. Acaba daha mı iyi oldu? Teşekkür ederim bu arada Eşref arkadaşım izliyorsa o da. 7. Mehmet 94 puan aldı. 6. Merve Özer, geçenlerde doğum gününü kutlamıştık. 95 puan aldı. Only You sonunda geri dönmüş. Only You 96 puanla 5. Leyla Yılmaz 97 puanla 4. Aragorn 2. Yani Aragorn var, bir de Aragorn 2'miz var. 98 puanla 3. Cahit Ekmekçi 99 puanla 2. ve Somebody 100 puan aldı 5. sorumuzdan. Saatlerimizde 13.12. Biz de 6. sorudayız. Gelsin. Yağlı kağıt, ne yağlı kağıdı? Dilimler kaç bütün elmadan doğranmıştır? Orada yanlış şeyi okudum, iyi mi? Daha büyük yazıyor ya. Dilimler kaç bütün elmadan doğranmıştır? Orada alttaki tarifte yazıyor. Yağlı kağıt üzerine işte dilimlenmiş elmaları diziniz falan gibi bir şey yazıyor herhalde. Ben de onu okudum. Tarif veriyorum size. Önce X adet elmamız alınır. Kaç adet? Görelim bakalım. Üç adet elma. Peki nereden bileceğim 3 adet olduğunu? Vallahi girin Migros TV'de bir sürü tarif videolarımızdan bir tanesi de buydu. Oradan izleyebilirsiniz. Elif Tuna Tuna Elif Elif Tuna Tuna Elif. 7. oldu, 94 puan aldı. Ali Dabanca 95 puanla 6. Dabanca'nın acaba bir şeyi var mı? Hikayesi vardır diye düşünüyorum. Hani başka bir anlamı yoksa acaba tabancaydı, ne bileyim, hani olur ya dedeler böyle tabanca kullanırdı da oradan geldi, bilmiyorum ama ilginç bir hikayesi olduğu hissi var içimde. 5. Umarca Can 96 puan, 4. Çağla Ağdaş 97 puan, Leyla Yılmaz 3. oldu 98 puan, Tuğba Serbestoğlu 99 puan 2. ve Arvid Merlin 6. sorumuzu kaçırmamış, 100 puanı almış. Çok merak ediyorum, Ayhan Sarı Osmanoğlu, hiç isminizi okumadım ama acaba ne durumdasınız? Alalım, kim önde gidiyor? Sevgili yönetmenim. Somebody öne geçmiş 405 puan ile. Arvid Merlin 385. Ayşe Öz, Umarca Can ve Last Samurai şeklinde devam ediyor. Ve kaç puan yapıyor? 87 puan mı yapıyor? Hayır, 88. 5 daha 93 puan yapıyor. 93 puan fark atmış Somebody 5.'ye. Peki gelsin bizim 7. sorumuz. Müzik.
Videodaki görünen sayıların toplamı kaçtır? Aslında videoda görünen olacak ya. Videodaki garip olmuş. Bir zencefil çayı tarifi. Biraz önce bahsettiğimiz tariflere benzer. Migros TV'deki tariflerden biri. Videodaki niye yazdık biz ya? Videoda görünen. Neyse, gelsin yanıtımız. Toplamı 19 idi sayıların. Şöyle bakalım. Bugün torpilli olan Cem İvegen yine 10. olmuş. Oradan başlayalım. Tuğba Göçoğlu 9. Tolga Özek 8. 7 Gökay Karacan 94 puan, 6 Futbol Star 95, Tuğçe Yeniçeri 96 puanla 5. Cuma Koç 97 puanla 4. Sinem Sulugöz Can 98 puanla 3. Cüneyt Yazman 99 puanla 2. ve tabii ki bir tarif var ortada ve bilen de Burcu'nun nefis mutfağı oldu. Bu da mı tesadüf? Hadi bakalım bunu da açıklayın. Burcu'nun nefis mutfağı. Böyle eş zamanlılıklar o kadar çok denk geliyor ki çok da hoşuma gidiyor bunları yakalamak. Bu arada yeri gelmişken bugün dolunay, hem de böyle Uranüsyen bir dolunay. Bilenler bilir, biraz astroloji merakım var. Aman biraz ilişkilerde gergin olabiliriz, sinirlerimiz gergin olabilir. Ani şeyler olabilir. Hatta dünyanın bir yerlerinde, inşallah burada olmaz, doğal afetler bile olabilir. Yani böyle Uranüs her şeyi yapar. Dikkatli olalım, sakin olalım. Güzel bir gün, güzel bir dolunay. Bayramı da tatlı tatlı tamamlayalım. Özellikle yola çıkacaklar varsa çok da dikkatli olsunlar lütfen. 8. sorumuz gelsin. Resimde kaç adet blok çizilmiştir? Bakın şu anda çiziyor. Kare kare bloklar. Çocuklar için böyle sayı öğretmede kullanılan bloklar. Zaten kaç adet olduğunu sonunda görmüş oldunuz ama önce yazan kazandığı için yine de sonuna kadar izleyen kaybeder. Alalım yanıtımızı. ...11 adet blok çizilmiş idi. Bakayım şöyle. Tabii bir, yani soruyu algılayana kadar bir süre geçiyor. Bir 10-12 saniyeler hani bekleyen ama yok ben hızlıca hemen ne olduğunu anlarım diyen varsa o öne geçmiş oluyor ve hak ediyor öne geçmeyi. 7. Sarp oldu 94 puan. 6. Tolga Özek 95 puan. Bolt Pilot 96 puanla 5. İlknur Kılıç 97 puanla 4. Oki Baby'si 98 puanla 3. Enes DB 99 puanla 2. ve Zakkum Hanım. Bu kadar iyi isimlerden bahsederken Zakkum Hanım da ben buradayım dedi. O da ilk günlerden beri yarışan çok sıkı, çok iyi bir yarışmacımız. Geldik 9. sorumuza. Alalım. 2019 rakamlarıyla Türkiye'nin nüfusu en fazla olan ili, en az olan ilinin yaklaşık kaç katıdır? Yani en kalabalık il, en az kalabalığın kaç katı? En kalabalık zaten İstanbul herhalde, bunu bilmeyen yok. Ama en az kalabalık hangisi? Bunu bilmeyen vardır ve kaç kat? Gelsin doğru yanıtımız. ...183 kat ve en az kalabalık olan ilimiz Tunceli'ydi. Tunceli 84 bindi yanlış hatırlamıyorsam. Nüfusu 84 bin, küsuratı da var. Bir ilimiz daha var ama Ardahan mıydı? 84 bin, o da küsuratı var. Tunceli'den biraz daha fazla. 300-500 kişi fazla. Yani 2019 da bu şekilde. Şu anda belki değişmiştir biraz daha. 7. İsmail Ozan 94 puan aldı. 6. Fırat Dündar 95 puan aldı. Hızlı Gonzales Adamindibi 96 puan aldı. Şafak Kavaklı 97 puan aldı. 3. Nurullah Zorba 98. 2. NG Niz 99. Ve Last Samurai 9. sorumuzun birincisi olduğu 100 puan aldı. Tabi bu durumda ne oluyor? Az mesela Tunceli kaç milletvekili çıkarıyor acaba? Yani nüfusa göre baktığınızda da bazı illerin de böyle çok uçuk farklılıklar oluyor. Yani bir tarafta mesela bir milletvekilinin temsil ettiği insan sayısı öbür taraftakinin 5 katı falan olabiliyor. Bence sanki biraz haksızlık. Tamamen nüfusa göre olsa daha iyi olmaz mı sevgili yetkililer? Nereden aklıma geldiyse. 10. sorumuz gelsin. Ürünler yaklaşık toplam kaç gramdır? Yine ürünlerimiz var. Çikolatalar,
Bayram fırsatları size iyi geldi mi? Öyle yazıyor. İyi gelecek yazıyor. Demek ki çok güzel fiyatlarımız vardı. Özellikle şekerlerde, çikolatalarda çok güzel fiyatlar vardı. Hala da var. Alalım yanıtımızı. ...4354 gram idi. Hemen bakalım şöyle. 7. Alya Nilse oldu, 94 puan aldı. Bayram Sabahı 95 puanla 6. Leyla Yılmaz 96 puanla 5. El Nino 41. Ne kadar değişik isimler oluyor artık. El Nino kasırgası vardı değil mi? Atıyor muyum? El Nino ne vardı? Kasırgası vardı değil mi? 97 puanla 4. Gamze Yıldız 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 Yorulmaz Yıldız Yıldız 98 puan aldı, 3. oldu. Aragorn 2 99 puanla 2. ve herhalde birinciliğini mi sağlamlaştırdı ya da ilk 3'e girdi. Somebody 10. sorumuzun birincisi oldu. Çok iyi yarıştı. Biz de 13-21'de 10 soruyu bitirdik. Çarşamba günü görüşeceğiz ama önce bugünün kazananlarını açıklamam gerekiyor. Hemen şöyle girelim. 6.'dan başlayayım ben. 6. 422 puan almış. 422 puan. Hadi o kadar torpil geçtim. İyice sinir edeyim. Bana sinir olmuşsunuzdur. Cem İbegen 7. olmuş. Onu söyleyeyim. 420 puan almış. 6. Tuğçe Yeniçeri 422 puan almış. Gün gelir vallahi size de torpil geçerim. Böyle değişiyor benim bazen. Torpil dediğim de bir şey değil. Adını çok zikrettim sadece. Bir de 10. iken falan okudum yani. Tolga Özek ve Mehmet Demet çok iyi yarışmışlar. 423 puan almışlar ama dördüncülüğü paylaşmışlar maalesef. Maalesef diyorum. Çok çünkü kıl payı 28 puan daha alsalar en azından üçüncülüğe ortak olacaklardı. Ve gelelim Mehmet Demet'e bakalım. Nerelerde puan kaybetmiş. Son sorudan puan alamamış. Eyvah, ürünlerdeki gramı sormuştuk toplam. Videoda görünen sayıları sormuştuk. Hani o ki'yi yanlış demiştim ya. Ürünler yine toplam kaç gramlardan yine puan alamamış. 5 kilogram unun genişliğine de 15 santimetre demiş Mehmet Demet. Bunları dediği için de onlardan puan alamamasına rağmen yine de 4. olmuş. Çok iyi. Aynı şekilde Tolga Özek, siz de mi son soruda gittiniz? Siz de son soruda puan alamamışsınız. Ürünler toplam kaç gramdır? Tamam, belli oldu. Ben Tolga Özek ve Mehmet Demet'e birer mikroskop almalarını öneriyorum. Çünkü gerçekten o mikroskoptan çok soruyoruz. Onunla yarışanlar bu tip sorularda bayağı avantajlı oluyor. Benden söylemesi. Ve çok ilginç. Aynı şekilde Tolga Özek de Migros unun 5 kilogram genişliğine eyvah 53 santim dediniz. Ne yaptınız Tolga Bey? El kaydı herhalde. Hızlı yazayım derken oluyor öyle şeyler. 53 santim olur mu o kadar? O kadar tahmin etmemişsinizdir diye düşünüyorum. Neyse, bir sonraki yarışmaya inşallah çok iyi yarışmışsınız. Gelelim ilk 3'e. Bizden 50 money kazanan yarışmacımız Sena Nur Uzun oldu. 2 N ile 451 puan almış Sena Nur Uzun. Ve bizden 50 money kazandı. Ne yapacak? itahminyarisma@gmail.com adresine money kart numarası ve iletişim bilgisini atacak Sena Nur Uzun. İkinci olan Arvid Merlin 464 puan aldı ve biraz sonra söyleyeceğim birinci olan yarışmacımız. Ama hemen rica ediyorum, yarışma biter bitmez lütfen maillerinizi alalım. Arvid Merlin 464 puan aldı. O da son sorudan puan alamamış ki buna çok şaşırdım. Arvid Merlin ürün, Migros ürün, bunlarla ilgili sorularda gerçekten en iyi yarışmacımız. Ve geldi bugünün birincisine. Çok da sürpriz olmadı aslında. Son sorunun da birincisi olan Somebody 550 puan ile birinci oldu. Somebody 550 puan aldı. Gördüğünüz gibi ilk 5'i görüyorsunuz. Peki ilk 5'te yokum, hiç adımı da okumadınız. Ne yapacağız? Hiç merak etmeyin sevgili yeni yarışmacılar. Birazdan bir reklam sonrasında tüm puanlar ekrana geliyor. Video şeklinde akıyor. Oradan görebiliyorsunuz. Tekrar bayramınızı kutluyorum. Çok dikkatli olun, yola çıkacaklar. Gergin olmayalım mümkünse. Ben de dahil kendime de bir mesaj iletiyorum burada. Çarşamba görüşene kadar kendinize çok iyi bakın, sağlıklı günler diliyorum. Türkiye'de bir ilk. İndirim ve ulaşım tek kartta.
Artık İstanbul kartınızı Migros'larda doldurabilir ve Money Kart olarak kullanabilirsiniz. Ayrıca İstanbul kartla yapacağınız alışverişlerde kazandığınız manileri ulaşımda da harcayabilirsiniz. İstanbul Kart Migros'ta indirim ve ulaşım tek kartta.